biraz isterseniz tek tek konuşalım. Fahriye'cim. Fahriye nasılsın? Hoş geldin. İyiymiş Birsin. Nasılsın? Hoş buldum. Bak burada diğer Bayram Bey'e şeyde onlara da merhaba dedin mi? Çok uzun bir yol teptiler senin için buraya gelmek için. Niye onlara dargın mısın? Niye öyle yapıyorsun? Yok dargın değilim. Ha, bir merhaba desene kıza. Merhaba, hadi. Hoş geldiniz. Amca desene kızı. Hoş geldin amca. Tamam geldin. Yavrum sana ne yaptılar ki? Bak o kadar... Yok yaptılar bir şey değil sadece. Zaten ben buraya iyiye kavuşsun diye geldim. İyi bu yaptın. Adam sana... Aynen. İyi yaptın. İyi yaptın. Öyle yapma. Sağ ol. Teşekkür ederim ki yaptığın için bunu. Ama böyle yaparak işte nereye varacağız ki? Yok. Biz ben onu o amaçla demiyoruz ben biz. Ben kızım biz senin yavrum, kötü adamların yavrum, elinden yapma. Almak için geldik. Yavrum senin hayatın karanlık. Bu adamın sicili kabarık. Yavrum ben sensiz buradan gitmem. Evladım. Bak, üç tane evlilik yapmış. Ben üçünü de ortalıkta bırakmış. Ben bu adama seni bırakıp da gidemem. Gidemem ben senin yarın ölümü nerelerden bulacağım? Nerelerden gezeceğim? Ben seni hayata hayatta bırakmam ben seni. Yavrum. Bu hasta adam, yavrum. Bu adam gayrimüslim üstünde yerim var yavrum. Senin bu evliliğin evlilik değil yeğenim. Yavrum ben evimize dönelim. Fahriye'cim sen ne kadar zaman önce tanıdın? Kendim neydi okulda... ismi? Hazım Bey. Ha? Evet. Okuldan geldiğimden beri tanışıyoruz zaten. 4 aydır mı? Ha? Bilmiyorum ki okula ne zaman geldim hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsun? Unutkanlık başladı bayağı bende de. Ne zaman başladı unutkanlık? Bir aydır falan var evet. Bir aydır aynen, var. Aynen unutkanlık oluyor bayağı. Yani okullar normalde Eylül ayında açılıyor yani. Sen de Eylül aynen. ayında falan mı geldin aynen. Konya'dan? Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. 3 aydır falan tanıyorsun herhalde. Geldiğinde üç de tanımadın. Oldu. Aynen o süre oldu. Evet. Peki 3 ayda evlilik kararı nasıl aldı? Hızlı gelişti. Bilmiyorum. Nasıl gelişti mesela? Kendisini tanıdım. Doğrusunu, yanlışını. Tek tek hepsini zaten bana söyledi kendisi. Eskiden ne olduklarını, sicilin hepsini ben biliyorum mesela. Hepsini zaten söyledi. Bak ben bunları yaptım. Böyle böyle oldu diye. Hepsini saklamadı benden en azından. Peki sen de o sicili falan duyunca bir tedirgin olmadın mı? Yo. Niye? Hepsinde de sicilin zaten çoğunda da insan dövmek var. Hangi sinirli olmuş yani. İlk başta tedirgin oldum tabii. Hı. Dedim olmuştur. Ondan sonra dedi işte hatalarını kabul etti. İçiyordu, içmesini bıraktı. 5 vakit namazını kılıyor. Ama dün mesela bir sinirlenmiş bizim arkadaşlara demiş ki ben 5 vakit namaza başlamıştım. Şimdi bırakacağım demiş, içeceğim demiş falan. Ne, o sinirle diyor onu ya. Ha. Yoksa ya, kılıyor namazını. Kızım yarın da sana da 2 gün sonra yaparsa nasıl edeceğiz? Niye yapacak bana? Aynısını bak. 3 tane evli bırakmış. Evli niye bıraktı? Seni başka yerlere tercih ederse nasıl edecek? Müge abla hani bırakmış aklını diyorlar ya. Aklını başına al aslan kızım. Nasıl bırakmış? Araştırdılar mı bunu hiç? Ben konuyu biliyorum niye bıraktığını araştırdık, falan. Araştırdık. Ama araştırdık. Nereden biliyorsun? Sana anlattığı araştırdık. Kadarıyla biliyorsun. Değil efendim? Mi? Onun sana anlattığı İyisini kadarıyla biliyorsun. Evet. Mesela bak dün bağlandı bir hanımefendi şiddet gördüğünü söyledi eşinin. O da bağlanan kişi de eski karısının ablası oluyor. Bağlanan tamam, kişi. İşte tamam anlatıyor işte kardeşinin yaşadıklarını. Bu sende bir şey uyandırmadı mı? Kardeşin ne yaptı da böyle dayak yedi onu söyledin mi peki? Yok. Yani sen, sen bir kadın olarak adama ne buna bir bahane bulabilir misin? Savurum. Savunmuyorum. Ondan da senin de başına gelecek. Bu seni de atacak. Ben seni bunun yanına bırakmadım. Bu adam şimdi, gene bırakmayacak. Seni 2 ay sonra, 1 ay sonra. Sen aynı sokağa koyacak. Biz seni ya yanlış yerlerden ya da ölümü aynen gelir alır gideriz. Şimdi en doğrusu bu başındayken biz gidelim. Bu yanlış yol. Bu adam seni öldürür. Atar. Ya da yanlış yollara iteler. Sıkıntı olur. Senin yani bu sıkıntıyı sen göreceksin. Dur şimdi. Dur tek tek. Az sonra ablam azsın. Türkiye genelinde o bölgenin adamları söyleyecek. Yani Kandıra'nın adamları. Bu adamın nasıl bir adam olduğunu bizzat telefonda, buranın telefonuyla bize getirin. Bu millet duysun, Türkiye duysun. Şimdi şöyle bir şey var. Fahriye hani her şeyi kabul edip bu yola da girebilir. Biz kimsenin hani özel hayatına
ailesi de olsanız karışma hakkına sahip değiliz. Fakat Fahriye'sin annenle yaptığın bir telefon konuşması var. Benim en çok kafama takılan o oldu. Sana böyle bir şeylerin musallat olduğunu anlatıyorsun. Evet. Ne musallat oldu kızım sana? Üç harfliler. Musallat bu oldu. Küçük yaştan beri varmış. Ha. Ben bilmiyormuşum. Ne zaman oldu sana bu? Bir aydır falan var hani. Önceden oluyordu da rüyamda görüyordum ben bunları hani. Gerçekte görmüyordum. Gerçekte de görmeye başlayınca işte hocaya gittik. Kiminle gittiniz? Hazım'la gittik. Arkadaşı önerdi. Dedi sizin eve yapılan muska sana tutmuş dedi. Hı. Ondan dedi buraya da gelince katlamış hani üstlemiş falan dedi. Daha değişik şeyler falan görmeye başladım. Kocaeli'nde niye katlamış? Efendim? Kocaeli'nde Konya'da tutmamış. Kocaeli'nde niye katlamış? Yok görüyordum orada da. Evet. Hani gerçekte görmüyordum kendisini. Hazım'da da varmış. Onun ki işte bana tepki olunca şimdi gözükmeye başladılar. Daha değişik Hazım'da şeyler. Hazım'da da varmış. Sende aynen, de varmış. Hazım'da İkiniz da varmış. Bir araya bende gelince. Aynen bu kez de birbirlerini kıskanmaya başlamışlar. O yüzden ben görmeye başladım. Daha değişik şeyler. Bu dün Matrix'teki de oldu. Bu Matrix'teki neydi bizim Neo'yla? Trinity gibi bir araya gelince bir şey patlaması oldu herhalde enerji. Dün de oldu aynısını. Bizi getiren arkadaş gördü kendisi öyle o şekilde beni de. Ne oluyor mesela sana böyle olduğu zaman? Elimde işaretler çıkıyor. Şekiller görmeye başlıyorum. Onları görüyorum ve çoğunlukla çocuk görüyorum etrafımda. Ondan sonra büyük bir adam var. Sürekli Emir benimle konuşma yapıyor. Mesela ben oturuyorum diyelim yanıma gelsin sizin aklınızdakileri bana söylüyor. Senin aklında şunu düşünüyor deyip bana hareket veriyor. Söylüyor bunu yap şunu yap diye yönetmeye kalkıyor beni. Peki senin elinde çıkan bu harfleri senden başka kimse görüyor mu? Evet Tazım da görüyor bunu. Ben hocaya gösteriyorum şu var diyorum. O tamam diyor biliyorum onları falan diyor o yani da görüyor. Yani senin o çıkan oradaki harfleri de yine bu şimdi evlendiğin adam görüyor. Evet. Bir de seni götürdüğü muskacı mı görüyor? Aynen. Hoca görüyor o da. Üçünüz görüyorsunuz yani. Aynen. Onu çok bu kimse görmüyor. Bu hoca ne hocası? O muska yapıyormuş. Yaptı bize de üç tane. Bir ev için. Hı. Bir benim için. Bir ayrı onun için yaptı. Aynen. Dedi bu sizi koruyacak dedi. Gerçekten de işe yaradı. İki gündür görmüyorum. Görüyordum. Hissediyordum yanlarımdaydı. Bir keresinde şey de oldu. Onlara hocaya dedim diye üstüme saldırdılar işte. Nefessiz kaldım. Hastaneye gittim o sıra. Dedim böyle nefes alamıyorum falan. Hoca aradı. Dedi böyle böyle anlattı işte sakin ol falan dedi. Öyle bakalım iki gündür hoca diye mesela Diyanete mensup bağlı çalışan kişilere hoca demeyi daha doğru buluyorum. Hı. Mesela sizin gittiğiniz adam böyle bir adam mı? Yok bir kadındı benim gittim. He? Kadındı benim gittim. Bir kadına gittiniz. Aynen kadına gittim. Ondan sonra yani böyle bir camiye bağlı falan mı çalışıyor yoksa öyle evinde ev kadını mı? Yok 30 yıldır yapıyormuş. Var mı? Bir dini eğitimi var mı? Yok 30 yıldır bu işi yapıyormuş. Hoca diye tabir ettiğin kişinin. Hani sen de mesela bir üniversite eğitimi almaya başladın ya. Hı. Hani sen de onu sorgulamışsındır herhalde sizin bu konudaki eğitiminiz ne, bilginiz ne? Yok onu sormadık zaten. Sormadınız. Dedin ne oluyor, ne görüyorsun dedi, anlat tek tek peki, dedi. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Yani bu Hazım'da da var, sende de var. Aynen. Ondan sonra ikiniz bir araya gelince hastalığınız mı çatışmış arttı? Çatışmış aynen birbirleri ters gelmiş. Benimki papazmış, onunki de kraliçeymiş de birbirlerine şey etmeye başlamışlar. Anladım. Of. Peki daha sonra siz evlenince... ne olacağını söyledi sana o muskacı kadın? Hani o evlenince bir şey olacağını söylemedi. Yani evlenmek iyi geldi mi sana bu şeylerinle ilgili? Tabii kurtuldum. İki gündür görmüyorum artık onları. Evlenince, gittiler. Evlenince gittiler. Aynen. Kim söyledi sana evlenince gideceğini? Evlenince gidecekler demediler. Dedi şu muskayı takın dedi. Bir de ev için yaptım dedi. Bunları yapın dedi. Su verdi işte okunmuş su. Bunun için dedi bir şey olmaz dedi. İki gün içinde giderler dedi. Gerçekten de kayboldu. Git gelmiyorlar artık. Ha arada bu konular açılınca geliyorlar. Dün akşam uğruyorlar. Kötü oldum dedin. Aynen ama. Dün akşam demek bu konular faydasını, açınca. Demek ki çok da faydası ama yok. Ama eskisi kadar değil. Çok eskiden direkt anında geliyorlardı. En azından bir sefer geldi. Onu da sürekli üst üste açılınca direktmen geldiler hani. Bak, bu konu açılınca. Bak bu laf buradan çıkmış. Ben bunları iyi saatte olsunlar geliyorlar gidiyorlar lafı buradan çıkmış demek ki. Fettah Dahak isimli şahsın Amerikalılar hesabına ajanlık faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiştir. Dahak, Hint-İran mitolojisinde insan beyni yiyerek beslenen kocaman bir yılandır. Hava gibiyiz biz. Havayı elinle tutabilir misin? Yalnız kurt. Bu adamlarla savaşmak mı istiyorsun gerçekten? Bu devlete, bu millete değil. Sen şeytana hizmet ediyorsun. Ben bunları bulurum kumanda. Tekere çomak sokma. İtiraz etme. İtaat et.
Yalnız Kurt Cuma akşamı ATV'de başlıyor. Osman Sınav'dan Yalnız Kurt.